Merhaba, hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri günümüzde dünyanın en güçlü ülkesidir. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika dünyanın en güçlü ülkesi oldu ve o günden beri de bu konumunu koruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi geçmişine baktığımızda ise öyle çok eski zamanlara dayanmadığını görüyoruz. 4 Temmuz 1776 tarihinde 13 koloni bir araya gelerek Amerika Birleşik Devletleri'ni kurdu ve bağımsızlığını ilan etti. Avrupalılar coğrafi keşifler sırasında Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtalarını keşfetmişti. Keşifler sırasında Kuzey Amerika kıtasının orta ve kuzey topraklarında Kızılderililer yaşıyordu. Yıllar içerisinde bu topraklarda başta İspanya, sonradan İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri koloniler kurdu. Amerika Birleşik Devletleri'ni kuran 13 koloni İngilizlerin Britanya İmparatorluğu toprakları içerisindeydi. Bu 13 koloni konum olarak Kuzey Amerika kıtasının doğusunda Atlas Okyanusu'nun kıyısındaydı. Özellikle Britanya İmparatorluğu'nun talep etmiş olduğu yüksek vergilerden dolayı tepki gösterip bağımsızlığını ilan eden 13 koloniydi. Tabii Amerika'nın bağımsızlığını İngiltere en başta kabul etmemiş ve tanımamıştı. Amerika Birleşik Devletleri 1776'da bağımsızlığını ilan ettiğinde öyle güçlü bir ülke değildi. Toprakları çok ama çok küçüktü. Fakat yıllar içerisinde topraklarını bir şekilde genişletti ve güçlü bir ülke haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri bugün sahip olduğu toprakların ciddi bir kısmını yıllar içerisinde farklı ülkelerden para ile satın almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihindeki en büyük toprak satın alımı Louisiana'nın satın alımıdır. Bu satın alım aynı zamanda dünya tarihindeki en kazançlı mülk alımıdır. 1803'te Amerika, Mississippi Nehri Havzası'nın batısında kalan ve Louisiana adı verilen toprakları Fransa'dan para ile satın aldı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri batıya doğru genişledi. Alınan toprağın yüzölçümü 2 milyon 100 bin kilometrekaredir. Bu satın alım ile birlikte Amerika topraklarını bir anda iki katına çıkarmıştı. O sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Thomas Jefferson'du. Louisiana'nın satın alımı Jefferson'un en büyük başarılarından biri olarak kabul edilir. Satın alınan 2 milyon 100 bin kilometrekarelik toprak için Amerika Fransa'ya 15 milyon dolarlık ödeme yapmıştı. Alınan toprağın hektarı 7 sente denk geliyordu. Günümüzde satın alınan Louisiana topraklarında Amerika'nın Iowa, Nebraska, Arkansas gibi 15 tane eyaletinin topraklarının tamamı ya da bir kısmı vardır. Louisiana toprakları günümüzde Amerika'nın sahip olduğu toprakların tamamının %23'ünü oluşturmaktadır. Louisiana'nın satın alımı nasıl sonuçlar doğurmuştur diye soracak olursak, Amerika Birleşik Devletleri bir anda topraklarını iki katına çıkarmıştı. Batıya doğru kolayca genişlemişti. Ve bunu yaparken savaşmadığı için maddi ve manevi açıdan zarar görmemişti. Ülke maddi ve stratejik açıdan güçlenmişti. Ülkenin federal yapısı sağlamlaşmıştı. Eğer Louisiana toprakları Amerika tarafından satın alınmamış olsaydı, Amerika batıya doğru bu kadar kolay genişleyemezdi ve muhtemelen bugün sahip olduğu toprakların bir kısmına sahip olmazdı. Amerika bu kadar kısa zamanda geniş topraklara sahip olmadığı için de bugün olduğu gibi güçlü bir ülke olmayabilirdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.